Bu video ile yapmak istediğim sizi cebirin kökenleri hakkında düşündürmek. Cebirin kökenleri. Bu kelime cebirin günümüzde ifade ettikleriyle örtüşüyor. Cebir kelimesi aslında yukarıda sadece bir sayfası bulunan bir kitaptan geliyor. Adı burada yazan kitap. 8. veya 9. yüzyılda Bağdat'ta yaşamış İranlı bir matematikçi tarafından yazılmış. Sanırım milattan sonra 820 yılında yazılmış. Evet milattan sonra. Ve Cebir onun koyduğu Arapça bir isim. Kitaba verdiği asıl isim ise Cebir onarım ve tamamlama demektir. Onarım, onarım ve tamamlama. Tamamlama evet ve bunu kitabında çok özgün bir biçimde göstermiş. Yaptığı eşitliğin bir tarafından alıp diğer tarafına eklemek. Aslında buradaki sayfada görebiliriz ama Arapça bilmiyorum. Arapçayla ortak kelimeleri olan bazı diller hakkında biraz fikrim var bu al kitap. İyi bir Hint filmini anlayabilecek kadar Hintçe ve Urduca biliyorum. Al kitap. Ö e, kitap demek değil mi? Yani başlığım bu bölümü kitap demek. Al muhtazar. Evet bu da az ve öz demek. Ve sanırım en uygun bu şekilde çevirebiliyorum. Evet. Fi hisap. Hisap da hesaplama demek. Al -cabr. İşte asıl kısım burası. Ünlü cebirin ortaya çıktığı yer. Burası tamamlama demek. Evet, buraya tamamlama diyebiliriz. Ve wal mukabala anlamı denkleştirme, tamamlama ve denkleştirme. Eğer bunu Türkçeye çevirmek istersek e, Arapça çevirisiyle ilgili bir video olmadığını biliyorum. Türkçe'ye çevirmek istersek tamamlama ve denkleştirme ile hesaplamanın özeti diyebiliriz. Evet, en kabaca çevrilmiş hali bu olur sanırım. Cebir kelimesi bu önemli kitapla ortaya çıkmıştır ve önemi sadece cebir kelimesinin ilk kullanıldığı yer olması değil, denklem ile ilgili modern düşüncenin yerleşmesine de yardımcı olmasıdır. Sorun tek seferlik olayları çözmek değil, soyut problemlere cevap bulabilmekti. Fakat El-Harezmi bunun hakkında düşünen ilk insan değildi. Bağdat'ta yaşıyordu ve o bölge Cebir tarihinde önemli bir yere sahiptir. 8. veya 9. yüzyılda orada yaşıyordu. Şimdi buraya bir zaman çizelgesi çiziyorum ki her şey kafanızda netleşsin. Evet bu, bu bir zaman çizelgesi. İsa'nın doğumunu başlangıç noktası kabul eder. Milattan sonra ve milattan önce diyoruz. Burası milattan sonra bin yılı, burası da 2000 yılı ve biz de işte buralarda bir yerdeyiz. Bu videoyu hazırlarken ben buralarda bir yerdeyim. Merhaba. Ve burası da milattan önce 1000 yılı. Burası da milattan önce 2000 yılı. İlk bulgular konuya direkt olarak giriyorum ve bunlar gerçekten bulabildiklerimiz. Eminim biraz daha kapsamlı araştırırsak cebirle uğraşan farklı ülkeler ve insanlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabiliriz. Fakat elimizde olan ilk bulgulara göre cebirle ilgili ilk keşifler Antik Babil'de yapılmıştır. Milattan 2000 yıl kadar önce buralarda taş tabletlere yazı yazıldığı dönemde insanlar cebirin temelleriyle ilgili bazı keşifler yapmıştır. Aynı sembolleri ve rakam onları kullanmıyorlardı fakat uğraştıkları şey cebirdi. Ve dünyanın bu kısmında bulunuyorlardı. Babil işte tam buradaydı. Ve Sümerya geleneğini sürdürüyordu. Bütün o bölgeye Mezopotamya deniliyordu. Yunanca'da iki nehir arası demektir. Burası bildiğimiz kadarıyla insanların ilk olarak günümüzde cebir olarak adlandırdığımız şeyle uğraşmaya başladıkları yerdi. Ve hızlıca günümüze dönmek gerekirse, eminim ki tarihçiler cebirin farklı kullanım alanlarını bilmiyorlardır. Cebire en büyük katkılardan birisi önce Babil'de, milattan önce 2000 yılında ve sonra milattan sonra 200-300'lü yıllar civarında yapılmıştır. İşte tam burada İskenderiye'de yaşamış Yunanlı bir adam. Burası Yunanistan ve burada İskenderiye'de yaşamış. O zamanlar burası Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıymış. İskenderiye tam orada. Bu adamın adı Diophantus veya Diophantus. Evet tam doğru telaffuz edemiyor olabilirim ama anladığınızı umuyorum. İşte bu adam bazı kaynaklarda Cebir'in babası olarak anılır. Fakat aslında Cebir'in babasının Diophantus mu yoksa Elharezmi mi olduğu halen tartışılan bir konu. El Harezmi daha çok denklemi, eşitleme ve sadeleştirme üzerine çalışırken Diofantus belirli problemler üzerine yoğunlaşmıştı. İkisi de kendi metotları üzerinde uğraşmış olsalar da Babillilerin nefretini kazandıkları kesin. Aslında yaptıkları Babillilerin yaptıklarını kopyalamak değildi. Cebir denildiğinde akla gelecek kavramlara kendilerine özgü yollarla katkı sağladılar. Fakat çoğu tarihçi, özellikle batılılar, Diofantus'u Cebir'in babası olarak kabul ediyor ve El Harezmi ise halen insanların cebirin kurucusu olarak tartıştığı bir isim. Kendisinin cebire olan katkıları ise kesinlikle kayda değer. Eğer milattan sonra 600 yılına gidecek olursak bir diğer ünlü matematikçi Brahma Gupta ile karşılaşırız. Hindistan'dan Brahma Gupta. Hindistan'ın neresinde yaşamış olduğu hakkında bir fikrim yok. Aşağı yukarı bu bölgede yaşamıştır. O da Cebir'e önemli bir katkı sağladı. Elbette El Harezmi var. Tam buralarda ortaya çıkıyor ve onu Arapça'da onarım anlamına gelen Cebir kelimesinin yaratıcısı olarak kabul ediyoruz. Bazı insanlar onu eğer cebirin kurucusu değilse bile e, ki bazıları öyle olduğuna inanıyor, en azından kurucularından biridir. Evet, bunun böyle olduğunu kabul ediyorlar. Çünkü cebirde belirli problemleri çözmek için soyut düşünmek gerektiğini keşfeden o. Ve bu sayede günümüzde birçok modern matematikçi problemlerin çözümleri için farklı yollara başvurmaktadır.